Hocamızı Teknofest'te yakaladık. Soracağımız çok sorular var. Hemen size TS-1400'de birlikte başlayalım. İlk uçuş gerçekleştirildi. Evet. İlk uçuşun testlerinin sonuçlarını biraz sizden öğrenelim. Evet. Aslında şöyle bizi de şaşırtacak şekilde çok iyi geçti testlerimiz. Şöyle söyleyeyim. Tabii biliyorsunuz yani biz ilk motorumuzu birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Covid dolayısıyla oynan katıldığı törende vermiştik. O teslim ettiğimiz motor şurada gördüğünüzün birebir aynısı. İlk versiyonuydu motorun. Üstteki aksesuarların bir kısmı ithaldi. Yani tasarımı bize ait ama yurt dışında yaptırmıştık. Dişli kutusu, yağ pompası, yağ tankı gibi şeyleri. Arada geçen bu birkaç yılda hem motoru olgunlaştırdık hem de aksesuarları yerli ve milli hale getirdik. Şu anda bayramdan hemen önce uçan motor bunun bir üst versiyonu ve aksesuarları tamamen bir iki tane aksesuarı kaldı. Hepsi tamamen demeyeyim tam doğru terimle. Dişli kutusu yerli, yağ tankı yerli, yağ pompası yerli. Birkaç aksesuarı eksik kaldı. Onları da yerleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, tasarlanmış, üretilmiş motorlarımızla Gökbey'i uçurduk. Tabii bu olgunlaştırma sürecinde bayağı bir test yaptık. Yani yaklaşık öyle böyle 1-2 saat. Kaç bin saat öyle bir saat verebilir miyiz? Aslında şu anda daha 1000'i bulmadık ama sertifikasyon süreci tamamlanıncaya kadar normal motorlarda da öyle 1000'in üzerinde 1000 ile 1500 saat arasında teste ulaşacak bunlar. Yani bayağı bir test. Yani test derken şöyle anlaşılmasın bazı okullarımız. Niye çabuk tamamlayamıyorlar? Motoru çalıştırıyoruz, marşa basıyoruz, gazı veriyoruz. Ondan sonra akşama kadar çalışıyor 8-10 saat. 10 saat böyle olmuyor zaten. Çalıştırıyorsunuz. Hangi devirde neyi test edecekseniz oraya geliyorsunuz. Bir yarım saat, bir 40 dakika data alıyorsunuz. Steady state'e ulaştı, kararlı duruma ulaşınca o datayı sonra stop ediyorsunuz. Datayı inceliyorsunuz. Titreşimdir, yakıt debisidir, sıcaklıklardır. İstediğiniz gibi çıkmış mı, çıkmamış mı? Bazı noktalarda istediğiniz datayı alamadınız. O zaman termokapılın yerini azıcık değiştiriyorsunuz. Tekrar belki de sökmek gerekiyor bunu yapmak için. O kör noktalara ulaşmak için tekrar test ediyorsunuz. Böyle uzun bir süreç. Söküp takması zaten en az bir hafta 10 gün. Belki de özel işlem yapacaksınız. Bazı delikler delecekseniz onları da yapıyorsunuz. Böyle olduğu için saat biriktirmek test aşamasında uzun sürüyor. Ama biz şu ana kadar daha 1000 saate ulaşmadık. Ama yer testlerinde bizim mühendislik ekibimizin, bizim de kendi uçuş güvenlik ekibimiz var. Uçuş güvenlik ekibimizin artık bu insanlı uçuş için hazır, insanlı uçabilir dediği seviyeye gelmek için bizim de hazırladığımız bir testler listesi vardı. Mesela çoğu kişi bilmez, bunların en zorlarından birisi motoru her bir devirde mesela 20 bin devirde, 21 bin devirde, 22 bin devirde çıkıyorsunuz, bekliyorsunuz. Bu aslında motor için çok tehlikeli bir şey. Genellikle siz pilot marşa bastığı zaman o tehlikeli bölgeleri hızlıca geçer. Kararlı bölgede çalıştırırsınız motoru. Ama böyle kademe kademe gidince motorun ara frekanslarda rezonansa girme riskini görüyorsunuz. Nerede ne zorluyorsunuz. Yani çok aslında titreşim dinamik olarak zor bir test. Öyle her birinde bekleye gidiyorsunuz. O testi geçerse zaten aralarda normal uçuş şartlarında kimse oralarda beklemez. Zaten çalıştırır basar gider. Ama siz kasıtlı olarak yapıyorsunuz. Yani motoru tetikliyorsunuz değişik frekanslarda. Stable kararlı olduğunu görmek için. Bunun gibi bir sürü testler var. Biz bunları kendi güvenliği, kendi mühendislik bakış açımızla olması gereken bütün testleri zaten yaptık. TAİ de uçuş öncesi dedi ki yani siz bize motoru göndermeden önce şu testleri de yapmanızı istiyoruz. Biz zaten ilave testler helikopterin üstüne yapacağız ama şunları da yapın öyle gönderin. Bir listede onlar verdiler. Onları da yaptık. Ondan sonra pilotlar geldiler. Uçuş pilotları bizzat kumandanın başına geçip biraz da onlar oynadılar motorla. Dediler tamam bunlar güzel olmuş artık biz bunda uçabiliriz. Onlar da olur aldıktan sonra o testler başarıyla bittikten sonra motorları TAİ'ye sevk ettik. Hani bu test sürecini sormuştunuz. TAİ'ye teslim edildikten sonra TAİ araç entegrasyonunu hemen yaptı. Çünkü birkaç yıl önce göndermiştik bunları. Zaten bütün her şeyler önceden çalışılmıştı. Sadece eski versiyonu çıkarıp yeni versiyonu takmak gibi bir şey. Hemen taktılar. Hızlı bir şekilde sağ olsunlar gayet de hızlı çalıştılar gece gündüz. Ondan sonra
helikopterin üstüne yer testleri başlıyor. Bu sefer helikopteri halatlarla bağlıyorsunuz. Ondan sonra teker teker, sonra çifter çifter birini aniden kapat, ikisini beraber. Hani arabalarda sıfırdan yüze testleri olur ya, bizim motorlarda da yapıldı. Yani %90'a 2.2 saniyede çıktık çok şükür. Yani pilotlarımız da bayağı beğendiler. Hatta genel yorumları ithal motorlardan daha iyi olduğu yönündeydi. Açık söyleyeyim, hani bunu hep beraber konuştuk. Sağ olsunlar. Ufak tefek şeyleri var mıydı? Var. İlk çalıştığında biraz fazla yağ duman atıyor. Onun sebebini biliyoruz. Onu Temel Bey çok böyle ilk alıyoruz motoru dedi. Hürjet'te duman çıkınca panik olduk artık. Hürjet'te o videoyu ben de gördüm. İlk çalıştırmışlar. Bayağı bir duman. Normal bunlar yani. Yağ dolduruluyor değil mi motorun içerisinde? Motorun zaten yağsız çalışması da bir şey söz konusu değil. Yani bizim helikopter motorunda da aslında o ilk çalıştığında yağ dumanı atması, her tarafına motorun yağ basıyorsunuz. Çalıştırdınız, testi yaptınız, kapattınız. O ne diyorlar, bearing sump diyorlar işte, yatakların olduğu bölgelerdeki yağ direne olurken bir kısmı da motorun içine akabiliyor. İşte motorun içine akan bir dahaki çalıştırdığınızda yanarak çıkıyor, dumanı o zaman görüyorsunuz. Yani çok önemli bir şey değil ama tevire kirletiyorsunuz tabii ki. Ama onun da biz nereden kaynaklandığını bulup onu da çözdük. Onlar falan hepsi çözüldü. Bu olgunlaştırma aşamasının bir şeyi. Ama aşama aşama gidecek. Uçuş güvenliğiyle ilgili hiçbir şey olmadığı için zaten. Yani yaklaşık 10 gün içinde bütün yer testlerini geçti. Yani biz de beklemiyorduk yani 10 günde teker teker geçti. Ne test yaptılarsa başardı motorlar. Planlandığı gibi hazırladığınız yani, checklisti izleyerek. Maşallah diyelim, Allah nazardan saklasın. Yani 10 gün içinde hiç büyük bir problem çıkmadan bütün testleri tamamladık. Ve TAİ'nin kendi uçuş güvenlik ekibi, komitesi var onların. Bu test sonuçlarını incelediler, başarılı olduğuna karar verip onlar da uçuş, insanlı uçuşun izin verdiler. Böylece de bayramdan hemen önce ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Çok şükür. Peki ne kadarlık bir uçuş süresi olacak? Bir de merak ettiğim bir konu. Sonuçta bu hem sivil hem askeri bir helikopter. Bir sertifikasyon süreci motor için, evet, sivil havacılıktan devam ediyor mu? Şunu da söyleyeyim. Ben de alıyorum bazen. İkisi de yerli motor muydu? Birisi işte ithal motor, birisi yok. İkisi de bizim motorumuzdu. Zaten özellikle helikopterde motorların birbiriyle konuşması çok önemli. Yani çünkü helikopterde kanat gibi bir lüksünüz yok. Yani motorları stop edip süzülerek inme diye bir şeyiniz yok. Yani biliyorsunuz otorotasyonla veya motorun frenleme gücüyle eğer yere çok yakınsanız inmek zorundasınız. O yüzden iki motor birbiriyle sürekli konuşuyor. Hatta onun testi de yapılıyor. Motorlardan birisini kasten devre dışı bıraktığınızda öteki motor onu hemen algılayıp aşırı yük gücüne çıkması lazım. Bunlar falan test edildi zaten. O yüzden uçan motorların ikisi de bizimdi. Hatta kapağı açık uçtular ki yani, çünkü insanlar yani öyle bir kompleks durum var ki yani uçtuk görüyorsun ama gene de yok ya o dışarıdan bir motorla uçmuşlardır. Yok, açık kapağı görebilirsin ya. Yani. Bizim motorumuzda uçtu Allah aşkına. İkisi de bizimdi. Ha şey de yorum yapıyorlar. Çok kısa süre yani, zaten ilk uçuşta uçulması gereken bir profil var. İşte yerden şu kadar kalkacaksın güvenlik açısından. İlk defa uçuyorsun çünkü. Ondan sonra şu hareketleri yapacaksın. Dönüyor, olduğu yerde dönüyor, geri gidiyor, yan gidiyor vesaire. Onları yapıp iniyorsun. Sonra da datayı inceliyorsun. Hangi bir sıkıntı var mı diye. Ondan sonra bunlar yavaş yavaş daha zorlayıcı hale geliyor. Yani ilk uçuşa binip de dünyada öyle bir şey yok zaten. İlk defa uçuyorsun. Atladın, tam gaz verdin, uçtun, havada bir de takla at, parande atıyorsun. Öyle bir şey yok yani. Emeklemeden koşan çocuk var mı? Yok. Güvenlik pilotlar için de güvenlik riski. İlk defa uçtun, uçağın motorun araçla uyumunda birbirini tetikleyen, titreşimleri tetikleyen, rezonans sokan bir şeyler olabilir. İlk defa uçuyorsun çünkü orada test ederken göreceksin. Böyle risklere karşı bütün dünyada böyle yapılıyor. Kademeli olarak riski artacak şekilde uçuyorsun. İyice güven yaptıkça daha da uçuyorsunuz. Bunlar zaten testler, şimdi sertifikasyon sürecini sordunuz. Bu testler devam edecek doğal olarak. Ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz? Yani dünyada zaten motor tamamen hazır olsa sertifikasyon 1,5 ile 2,5 yıl arasında sürüyor. Özellikle sivil sertifikasyon. Bizim bu motorumuzda sivil ve insanlı uçuş için sertifiye edilmek zorunda olduğu için, Gökbey öyle olduğu için sivil. O nedenle en az 2 yıllık bir süre önümüzde olduğunu görüyoruz. Bunlar süreç alan şeyler. Ama biz sivil sertifikasyonu tamamlamasını beklemeden artık seri imalata, hatta şimdi uçuşu da normalde bu uçuş
proje takvimine göre çok erken. Yani proje takvimine göre erkenden önden gidiyoruz, koşuyoruz, öne çekiyoruz. Çünkü devletimizin ihtiyacı var. Aynı şekilde seri imalatı da öne çekiyoruz. Aslında daha önceki yıllardaki röportajlarımda 2025 yılıydı seri imalat hedefimiz. Şimdi onu 2024'e çekiyoruz. İnşallah 2024 bitmeden seri imalat ilk iki motorumuzu, ilk helikopterimiz için teslim etmeyi hedefliyoruz. Peki nasıl olacak? Bunlar sertifikasyonu uzun bir süreç, hukuki süreçler. İşte Sivil Havacılık Müdürlüğü geliyor, bir testi yapıyorsunuz. Yurt dışına satıyorsunuz, EASA'sı evet, var, EFE'yi bunlar, var. Bunlar da inceleyecekler, datalar alınıyor, gidiyor, inceleniyor. Tamam, bunu geçti, bir sonraki teste 2-3 ay sonra bir daha. Bu uzun bir süreç. Ama kalifikasyon daha hızlı olabiliyor. Özellikle askeri uygulamalarda, eğer helikopteri siz bir askeri uygulama için satıyorsanız, sivil sertifikasyona isterse müşteri sormak zorunda değil. Ama ne yapmak zorunda? Gene de uçuş emniyeti için kalifikasyon diyoruz. Benim temsilcimin önünde şu EASA'nın testlerinin hepsini hızlıca bir yap göreyim diyebilir ki diyor zaten. O testleri işte böyle her bir testin arasında 2-3 ay beklemeden, hukuki ve işte süreçlere şey yapmadan direkt askeri amaçlı olarak direkt kalifikasyonu çok daha hızlı tamamlayabiliyorsunuz. Hedefimiz işte inşallah önümüzdeki yılın sonunda kalifikasyonlarını yetiştirmek ve ilk seri imalat iki motorumuzu askeri amaçlı kullanım için teslim edebilmek. Hocam şöyle bir jandarma alacak gibime geliyor benim ama artık onu ona TAİ karar verecek yani biliyorsunuz. Siz motoru tabii ki koyacaksınız. Motoru, onlar zaten konuştuk. Ne kadar erken verebilirsiniz o kadar iyi dediler. Tabii ki biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yani proje takviminden çok önce koşuyoruz. Madem biraz öne geldi şu soruyu da sorayım ben size. Herkes soruyor ki bu T-129 Atağan aynı motoru kullanıyorlar. Ne zaman böyle bir girişim, bir çalışma var mı? Şimdi Atak helikopteri biliyorsunuz %100 yerli değil. Ortak geliştirilmiş. Leonardo, İtalyanlar evet, var. Evet, yurt dışı ile ortak. Motor kısmı ne yazık ki yurt dışının, benim bildiğim kadarıyla yurt dışının kontrolünde. Yani direkt başka bir motorun, ilk orijinal ortak geliştirilmiş helikopter tasarımının dışında bir motorun takılması için bazı hukuki süreçler var, uluslararası anlaşmalar bildiğim kadarıyla. Yani aslında bizim motorumuz şu anda takılabilecek durumda. İşte askeri uygulamaya uygun hale getirmek için ufak tefek şeyler var. Onların büyük bir kısmını da biz çözdük bu arada. Ciddi bir kısmı. Az bir şey daha var, yolumuz daha var askeri bir uygulama için. Ama şu haliyle lisans anlaşmaları falan rahatlıkla uçurabilecek durumda. Ama tabii hukuki tarafı, Atak helikopterinin ortaklarının onu koyup koyamama tarafı bizimle alakalı değil. Ama ondan daha önce ben tahmin ediyorum, bu tabii bu soruyu TAİ'ye sormak lazım, Temel Bey'e sormak lazım. Tahmin ediyorum T-629 helikopterimiz var, tamamen yerli ve milli. Yani Atağan %100 yerli olan versiyonu, ellerine sağlık, onu da çalışıyorlar. O daha önce çıkarsa orada kimseye bir şey söylemek zorunda değiliz. Kendi hem de motorumuz. Gökbey'de de biraz tecrübe kazanacak, evet, motor farklı. Kendine gelecek, evet. Oradan yürüyecek. Evet.